alışveriş göreviniz var. Eğer 100 liradan çok kazanırsan kont bende kalır. 100 liranın altında kazanırsan sende. Kontu geri istiyorsan bu hafta ev halkını aç bırakacaksın. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum kanki. Sert al. 500'e odaklan. Sert. Çark görevinde dokunulmazlık kazandığı için eleme listesi oluşturulurken arkadaşları onun ismini veremedi. Her hafta eleme listesine abone olan Gökçen, bu hafta listede yer almıyor olmanın mutluluğuyla yerinde duramazken bunu ilginç bir şekilde kutladı. Eleme potasında değilsin, fazla sevinme, hafta içindesin, hem de ilk isim sensin. Yapışacağım. Değilim. Gönderebilirseniz gönderin. Gönderemezseniz vah vah vah. Alpan sen de fazla sevin. Gönder Allah. Senin yolunda aydınlık değil. Gönderebilirsiniz yok ki. Gönderebilirsiniz gönderin. Böyle ben yap bir düşen. Vah vah vah. Gönderebilirsiniz gönderin. Gönderemezseniz vah vah vah. Gönderebilirsiniz gönderin. Bu benim rüyamda gördüğüm bir şey biliyor musun? Böyle diyorum rüyamda. Amfideyiz. Herkes benim üzerime geliyor, tamam mı? Ben de amfinin ortasındayım ama bütün yarışmacılar amfide toplanmış. Ve bana yükleniyorlar, tamam mı? Ben herkese böyle tek 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 cevap veriyorum yine. Sonra burama kadar geliyorlar. Ay nefesim kesildi. Burama kadar geliyorlar. En son şey diyorum. Gönderebilirseniz gönderin. Gönderemezseniz vah 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 deyip gidiyorum. Rüyamda o kadar etkilenmişim. Bilinçaltına yerleşmiş ya. Evet. Şu an güzel bir şarkı oldu ama bunu devam ettirelim. Ama onda ritmi vardı, ritmini unuttum. Var mıydı? Beste bile yapmıştım yani. Devam var mı? He? Devamını da getir. Yok yok. Gönderebilirsiniz gönderin, gönderemezsiniz vah vah vah. Rüyada ancak bu kadar oluyor. Haftanın finalinin olduğu gün Big Brother eve kımıldama komutu verdiği sırada eve hırsız girmiş ve evden bazı eşyaları çalmıştı. Evden çalınan eşyalar arasında Onur'un çocukluğundan beri yanından ayırmadığı en değerli eşyası olan kont da vardı. En değerli eşyasını kaptıran Onur hırsızın arkasından koşsa da artık çok geçti. Kont artık Onur'un yanında değildi. Onur belki de kontu bir daha göremeyecek. Aç! Sadık dostunu kaybeden Onur ne yapacağını bilemiyordu. Fakat Big Brother'ın Onur'a bir teklifi vardı. Onur, kontu geri istiyorsan bu hafta ev halkını aç bırakacaksın. Bu hafta yapılacak alışveriş görevinde senden ev halkına belli etmeden, bilerek az para kazanmanı istiyorum. Bunu başarırsan kontu geri alırsın. Big Brother'ın Onur'a düşünmesi için verdiği süre sona erdi. Bakalım Onur kontu geri almak için Big Brother'ın verdiği gizli görevi kabul edecek mi? Onur. Evet. Sana verdiğim süre doldu. Bugün alışveriş oyunu oynanacak. Sizin için hazırladığım oyunda tek kişi görevlendirilecek. Bu görevi tüm ev halkı adına sen almalısın. Unutma, baraj 100 lira. Eğer bu hafta evin bütçesi 100 liradan az olursa kont eve döner. 100 lirayı geçersen bende kalır. Kararını verdin mi? Çok düşündüm. Çünkü bu evde 10 kişiyiz. 10 kişinin gıda masrafları 100 TL'yi geçecek. Ama
aynı zamanda komutu da çok istiyorum. Yani gerekirse aç da kalırım yani. Benim için sorun değil. Arkadaşlarımı aç bırakmak istemiyorum. Ama kontu da kaybetmeye göze alamam. O yüzden ben düşündüm ve kararımı verdim. Bugünkü alışveriş oyununda kontu almak için 100 TL'den az bir miktarla eve döndüreceğim arkadaşlarıma. Tebrikler. İnsanın sevdikleri için bir şeyler yapmasını severim. Sen de çok sevdiğin kont için zor bir görev üstlendin. Unutma, bu gizli görev kimseyle paylaşılamaz. Paylaşırsan, kontu unut. Görevi kabul eden Onur, dış bahçedeki arkadaşlarının yanına geri döndü. O sırada arkadaşlarının da gündeminde bugün yapılacak olan alışveriş görevi vardı. Böyle çok paramız olursa güzel şeyler alırız. Yani. Onlarla parti yaparız. Aynen, çok tabii mantıklı. Tulumba tatlısı isteriz, pasta isteriz, çiğ köfte isteriz. Arkaya işte kısmına yazarız ya. Cheesecake de alalım ya. Cheesecake alalım. Ev halkı Alpa'nın geri dönüşüyle yeniden yemekleri birlikte yemeye başladı. Akşam yemeği hazırlıkları sürerken Gökçen küçük bir aksilik yaşadı. Allah! Amma amma! Yandım anne! Yandım anne! Dur. Pişmemiş ki bu ya. Pişmemiş mi? Pişmemiş tabii ki. Pişer mi daha çiğ o. Eksikler olsa da ev sakinleri Gökçen'in hazırladığı yemekleri hep beraber yedi. Güzel olmuş gerçekten. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Çok afiyet olsun. Evet, pilavı güzel yapıyormuş. Evet. Pilavı yapan her şeyi yapar. Hüseyin değil mi? Haftanın finalinin ardından aralarındaki sorunları çözmek için çabalayan Seda ve Onur masada baş başa kaldı. İkili çözüm yolunda bir adım daha atabilecek miydi? Sen de böyle negatif olmasan bazen. Hiçbir sıkıntı yok sende. Sana aslında öyle geliyor. Negatif falan değil. Yok var sende negatiflik var. Ya bırak da atlattıklarımdan sonra biraz da kalsın yani hemen bir kere. Önceden de vardı biraz var böyle şey. Yani. Geçen haftaya göre çok iyiyim canım. Şimdi aklımı yiyemezsin. Düzeliyorsun. Düzeliyorum. Bir haftaya daha. Umudun yok şu an evet. Hevesler kırılıyor. Benim de mesela eve ilk geldiğim günkü umudum yok yani üzerimde. Geçen 7 haftadan sonra Seda ve Onur eve girdikleri ilk andan bugüne kadar bir zaman yolculuğuna çıktı. Seni şöyle izliyordum ha. Ve hep ne diyordum biliyor musun? Ben bu çocuktan çok korkuyorum. Bir gün bir tarafımı kıracak üstüme güzel, düşecek. Güzel çok eğlenirdim ben o zamanlar. Hep diyordum bu çocuktan çok korkuyorum. Vallahi diyorum ne yapıyordum biliyor musun? Bir yerden geçerken diyorum annen üstüme zıplayacak bu atlayacak. Ezileceğim. Kemiklerim kırılacak. Senle böyle gezilir, dolaşılır. Bir yere gidince çağır böyle. Eğlenecek diyorsun yani. Dün ve bugün derken ikili arasındaki sohbette konu gelecek oldu. Seda Onur'un geleceği hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Evlenecek falan değil mi? Belki de çok iyi bir baba, çok iyi bir eş olabilirsin. Bilemem ki ben onu. Zaman. Ama şu anda değil yani. Evet. Şu anda değil. Şu anda değil. Ama çok iyi bir baba olur sende. Hazır değilim. Değilsin. Evliliği de pek düşünmüyorum zaten. Değil. Daha çok var zaten. Senden çok iyi bir baba olur ama. Ve günlerdir Onur ve Seda arasında yapılan barışma görüşmeleri sonunda bir karara bağlandı. Dedik ki biz arkadaş kalalım. En güzeli. Böyle eğleniyoruz birbirimizle. Duygusal mut girince olmuyor. Böyle güzel. Duygularımı çok fazla kullanmıyorum birbirimize. Planım güzel. Gerek yok. Bir şey oluşursa zaten bağlı. Beraber aynı anda oluşur. Hem sende hem bende. Şu an... Can arkadaş biraz bastır sen ya. Şey yapma. Alışveriş göreviniz var. Eğer 100 liradan çok kazanırsan
kont bende kalır. 100 liranın altında kazanırsan sende. Kontu geri istiyorsan bu hafta ev halkını aç bırakacaksın. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum kanki. Sert al. 500'e odaklan. Sert. Bütün her şeyi ona bağlama ya. Et hemen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok. 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Tamam bütün her şeyi ona bağlama ya. Et hemen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok. 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Big Brother tarafından verilen görevler öncesinde salonda toplanmaya alışmış olan ev halkı beklemedikleri bir anda Big Brother'ın eve seslenmesiyle şaşkınlık yaşadı. Ev halkı. Bu hafta diğer haftaların aksine nüfusunuz azalmadı, aynı kaldı. Yani bu haftada tıpkı geçen hafta olduğu gibi 10 boğaz doyurmak zorundasınız. Haftalık alışveriş görevi için düşündüm, taşındım ve size çok da uzak olmayan bir görev buldum. Big Brother'ın kendilerine başka bir konuda seslendiğini düşünen ev sakinleri, görev kelimesini duydukları anda tüm dikkatlerini Big Brother'ın söylediklerine verdi. Zorlanmanız için de elimden geleni yaptım. Hepinizin bildiği gibi günümüzde ekmek aslanın ağzında. Dışarıdaki hayattan uzak olsanız da, buradaki durumun ondan farklı olmasını istemedim. Görevinizin koşullarını zorlaştırmış olabilirim. Ama hepinizin eğleneceğinden hiç kuşkum yok. Haftanın finalinde oynanan çarkı felek sayesinde ter dökmeden haftanın lideri olmayı başaran Onur'un görev sırasında yerine getirmesi gereken sorumluluklar Big Brother tarafından hatırlatıldı. Evin çiçeği burnunda lideri Onur. Görevinizin detayları arenada sana bıraktığım mektupta yazılı. Onu alıp arkadaşlarına oku. Arkadaşlarının arenadaki davranışlarından, uyumlu olmalarından, söyledikleri sözlerden sen sorumlusun, bunu unutma. Bu arada kendinden de sorumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Anladım. Onur, şimdi hemen arkadaşlarını alıp alışveriş görevi için arenaya gitmeni istiyorum. Aa dark. Ay hiç de atamam. Aslında güzel ya. Dark. Aman tanrım. Dark mı dark mı? Dark mı? Dark. Değil mi? Dark dark. Dark. Söyle. İlk arenaya girdiğim zaman aman tanrım dedim. Dark çıktı karşıma. Çünkü benim gerçekten yeteneksiz olduğum bir dal. Yani o konuda beceriksizim. İnşallah dedim yani ben seçilmem. Aa! Oha! Oba! İşte burada. İlk dokunan şeye ben oldum, bu atış, o çubuklarına dokunan ben oldum. O iğneyi koparmışlar, şey takmışlar, çır 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 çırt mı? Onu takmışlar. Ve gerçekten yumuşaktı, o şey yumuşaktı. Ev sakinleri her hafta tüketecekleri gıdalar için Big Brother tarafından hazırlanmış olan bir alışveriş görevini gerçekleştiriyor. Ancak bu hafta çok özel bir durum var. Geçtiğimiz hafta ev sakinleri uzaktan kumanda görevi sırasında kımıldama komutundayken eve hırsız girdi. Evlerine giren hırsızı görüp hareket etmeyen 10 yarışmacının bazı eşyaları hırsız tarafından çalındı. Bu eşyalar arasında belki de en özeli Onur'un 20 yıllık dostu peluş köpek Kont'tu. Kont'un hırsız tarafından çalınmasının ardından Big Brother tarafından görüşme odasına çağrılan Onur'a gizli bir görev verildi. Onur peluş köpeği Kont'u görmek istiyorsa arkadaşlarının alışveriş görevinde 100 liranın altında para kazanmasını sağlamak zorundaydı. Eğer 100 liradan çok kazanırsan Kont bende kalır. 100 liranın altında kazanırsan sende. Bakalım Onur, haftanın lideri olarak çıkacağı bu önemli görevde 7 haftadır her dakikasını birlikte geçirdiği arkadaşlarını mı tercih edecek, yoksa 20 yıllık dostu peluş köpek Kont'u mu?
Ne vursak kârdır, hadi iyiyiz. Evet abi. Kişi başı kaç ol kaymak? Şu 2 TL'yi vurmayın. Onur. Görev mektubunu arkadaşlarına okuyabilirsin. Ev Alkan. Bu haftaki alışveriş göreviniz dart. Dart'ta vurduğunuz rengi temsil eden parayı kasanıza ekleyeceksiniz. Onur, atışı kimin yapacağına sen karar vereceksin. İstersen atışları sen yapabilirsin. İstersen ev arkadaşlarından birini görevlendirebilirsin. Bir kişi. Kararı sen vereceksin. Toplamda 10 atış yapılacak. Her defasında bir ok atma hakkına sahipsin. Big Brother tarafından hazırlanan haftanın alışveriş görevi attığını al temalı oyunlardan bir tanesi olan dart, iyi bir el-göz koordinasyonu gerektiriyor. Bu görevde haftanın lideri Onur'un seçeceği kişi ev halkı adına elindeki oklarla 10 atış gerçekleştirecek. Yapacağı 10 atıştan kazanacağı toplam para ev halkının haftalık alışveriş bütçesini oluşturacak. Bu hafta evin aç kalıp kalmaması... Kim buraya başlayacak? Atışı yapacak arkadaşınızın ellerinden. Hadi bakalım, sana kolay gelsin. Siren sesiyle görevin başlar. Daha önce ev halkına verilen vurduğunu al temalı alışveriş görevlerinde hep haftanın liderleri sorumluluğu alarak atışları gerçekleştirdi. Görevi üstlenen liderler var güçleriyle başarılı olmak için çabalamıştı, ancak hiçbirinin ev arkadaşlarından gizledikleri bir görevi olmamıştı. Kimin atışı iyi? Kim atıştı? Benim atışım güzel. Benim de iyidir ama yani bilmiyorum. Ben güvenirim abi atışıma. İlk arenaya girdiğimde alışveriş görevini üstlenmek için zaten girmiştim. Onun bilincine girdim. Oyunun kolay ve zorluğuna baktım. Oyun zaten zor bir oyundu. Aslında bu benim işime geldi. Çünkü zor olması benim için daha iyi olurdu. 100 liranın altında kazanmam gereken bir miktar vardı. Gizli bir görev üstlendim. Bunun bilincinde arenaya girdim. Ben sana güveniyorum. Ben de sana güveniyorum kanki. Bravo Onur! Haydi çiçeği burnunda lider. Onur belki de 7 haftadır evin lideri olan isimler içerisinde en dramatik anları yaşayan isim oldu. Tüm olanlardan habersiz ev arkadaşlarının güven oyuyla atış çizgisine geçmekte olan Onur'un tercihi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. 10 kişinin boğazını düşün Onur. Evet, bizi düşün Onur. Abi 10 kere 500'ü vursa bile 2,5 mu? Kolyeyi de çıkart. O da imkansız. Çok sakin ol abi. Ev sakinlerinin bir hafta boyunca tüketeceği gıdaları almaları için ihtiyaç duydukları bütçe haftanın lideri Onur'un atışlarıyla belli olacak. Her zaman enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Onur'un durgunluğunun nedeni ise kontu tekrar görebilmek ve görememek durumlarının arasında kalmasıyla ilgiliydi. Kanki acelen yok, odaklan. Evet. Gel çizgiye. Ya gel. Çizgiye kadar ha. Evet. Çok iyi odaklan abi, bizi bile duyma gerekirse. Odaklan atış atarken. Bekle. Olur. Onur'un ilk atışı şişme dart tahtasına ulaşamayarak karavana atışı oldu. Ancak Onur'a güveni tam olan arkadaşlarından büyük bir destek geldi. Bravo! Dağılsın! Haydi! Onur, sert. Biraz yukarıdan Onur. Odaklan abi, bir 30 saniye bekle öyle hadi. Evet. Güzel. Çok yaklaştın. Sen çözeceksin bu olayı Onur. Oyun zor oyundu. Hani bildiğimiz dark oyunu gibi değildi. Attığın zaman hafif olduğu için aşağı doğru eğiliyordu. Bak. Olur. Olmaz. Böyle kanki olmaz. Kanki baksana attığın yere. Aynen böyle olmaz. Bak düzgün at. Bir önceki atışıyla 16 lira kazanan Onur, 3. atışıyla karavana yaparak hiç para kazanamadı. Dışarıya atmak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. 500 TL veya 50 veya 100 TL'nin gelmesinden gerçekten çok korktum. 30 saniye abi lütfen. Bak, şeye doğru git Onur, şu Onur. 500'ün üstüne doğru Onur. Atmaya çalış. Heh öyle. 50. 500'ün üstüne doğru at, altına değil. 50 veya 100 geldi şu anda. Karşılaştığı tüm durumlara matematiksel yaklaşmayı başaran Alpan, Onur için bir taktik hazırladı. Onur 30 saniye odaklan sadece, 500'e arkadaşlar, bak. Arkadaşlar pis susun evet, bence. Evet susalım ya. Oradaki paraları gördüğüm zaman da azdı yani. Yeterli gelmeyecekti bize eskiden 1000 TL falan. O paraları görebiliyorduk ama artık 1000 TL yoktu. Eski böyle zirvede günlerimiz böyle. Burada böyle kuzular, işte danalar, dana etleri falan. Yeme günlerimiz geride kaldı, artık açız.
Onur bak bir şey söyleyeyim. Yanına gidip söyle beni. Bak yok şöyle yukarı doğru at. Biraz daha yukarı at. Yani çarpsın en azından bir şeye çarpsın. Aç kalacak senin. Ha yukarıdan böyle vuş diye. Aynen öyle. Ha bu. 50. 150. Yukarı biraz daha sert at Onur. Yukarı biraz daha sert atmaya çalış. Ama yukarı at. Onur arkadaşlarının verdiği taktikler arasında 8. atışını yaparak 15 lirayı vurmayı başardı. Bu atış Onur'un arkadaşlarının verdiği taktikleri dinleseydi olacakların provası niteliğindeydi. Gelen 15 lirayla evin kasası toplam 37 liraya yükseldi. 20'nin aşağısına doğru bak, Onur, yazıyor. Bak şu şekil bak. Evet, bir şey abi, sormak istiyorum abi. Şu an 100 liramız mı var bizim? 150. 150 olamaz abi. 150 lira mı vurmuşsun? 3 tane vurdum. 3 tane vurmadım. Onur 3 tane işte. Ya sen bir at lo, bir sen şey yapsana. O dışına çıktı ama galiba. Yo o da sayılıyor. Onur toplam 37 lira kazanmıştı fakat arkadaşları sadece iç çemberde bulunan siyah bölümlerin 100 lira sayıldığını, dış çemberde bulunan renklerin ise yanlarındaki sayılarla aynı olduğunu unutmuşlardı. Onların hayali Onur'un atışlarıyla 150 lira kazandığıydı ancak gerçekler 37 liraydı. Onur 9. atışı gerçekleştirerek 3 lirayı vurdu. Onur'un ilk kez aralarında iki başarılı atış yapmış olması arkadaşları tarafından sevinçle karşılandı. Kaç tane kaldı? Şunu verir bence ya. 250. En az 5. Evet. Çemberin içindeki rakamlar ve dışındaki rakamlar aynı değil. Ayrı ayrı hesaplanacaktır. Ne 6 lira mı o? 9. 3 lira mı yani? 3, 16. 20, 24. Hayda. Big Brother'ın anonsuyla gerçekliğin soğuk rüzgarı tüm ev halkını kendine getirdi. Onur'un yaptığı 9 atışın sonunda kasalarında sadece 40 liraları vardı. Yani 43. İç çemberdeki rakamları vurursanız iç çemberdekileri, dıştakileri vurursanız dıştakileri alırsınız. 9 atışıyla 40 lira toplayan Onur'un performansı bir taraftan kontu geri alması için gösterdiği bir başarıyken ev halkının haftalık tüketeceği gıdaları alması açısından gerçek bir başarısızlık örneğiydi. İki durumun da kaderi Onur'un elindeydi. Oyuna gitmeden önce bir plan ve program yapmıştık. Antrikot, kuzu eti, dana eti, çiğ köfte, midye, lahmacun, kebap, bütün lezzetli gıdaları aklımızdan geçirdik. Onları alırız, bunları alırız, şunları yaparız şeklinde. Ama benim içim yiyordu çünkü bunları alamayacağımızı biliyordum. Ya arkadaşlarıma da gerçekten alamayacağız diye söyleyemediğim için kendimi kötü hissettim. Orada kaç tane kaldı? Onur bak dur. Son bekle, mu? Bekle. Zamanımız çok bekle. Düşünelim, konuşalım. Son bir tane var. Onur kendisi için kaderin oku anlamına gelen son oku eline aldı. Yapacağı tek bir atışla karşılaşacağı birçok seçenek vardı. Tüm bu seçenekler Onur'un aklındaydı ve konttan arkadaşlarına kadar herkes Onur'un elinden çıkacak okun sonucunu beklemekteydi. Sert at. 500'e odaklan. Dediğim gibi 30 saniye bekle. Sakın şimdi atma. Bak sen şunu yaptığın için gitmiyor. Bak bunu yapsan gitmez. Sert olan dur abi. Odaklanman lazım. Sessiz ol. 13 lira güzel. Onur yaptığı 10 atışla toplam 53 lira kazandı. Tüm hafta kendilerini idare edecek olan erzağı bu parayla almak zorundalar. Onur belki ev arkadaşlarını ve kendini zor bir duruma soktu ancak Big Brother tarafından verilmiş olan gizli görevi başarıyla yerine getirerek peluş köpeği Kont'a yeniden kavuşmayı başardı. Olanlardan habersiz arkadaşları Onur'u teselli etmeye çalıştı. Onur, sorun yok. Aynen sorun yok abi. Bütün hafta kraker yeriz. Bütün hafta totem yaparız. Protein tozumu istiyorum. Sorun yok ya. Sonuçta sıfır yumurta değil bile abi. Alamayacağız. Aç kalmaktan etkilenecekler. Çünkü artık mutlu, mesut günlerimiz geride kaldı. Bundan sonra her şey daha da zorlaşıyor. Yani gün geçtikçe daha da zor günler bizi bekleyecek. Ama yine belki Big Brother insaflıdır bize. İnsaf eder, bir şeyler, güzellikler yapar diye düşünüyorum ben. Hesaplayan var mı aranızda kaç para olduğunu? 50. 43. O civarda, 50'ye yakın. Ama 50 değil. Çok karışık değil yani hesap, rahat olabilirsin. Acaba Onur'un yüzündeki gülümseme arkadaşlarının kendisine destek olmasından mıydı, yoksa konta kavuşacak olmasından mıydı? Ben bir gizli görevi üstlendim ve bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ki zaten yaptığıma da inanıyorum. O yüzden belki bu hafta aç kalmalar sonucunda bana yüklenmeler olacak. Ama bunları göz ardı edeceğim. Görmeyeceğim, ilgilenmeyeceğim, susacağım. Ve sadece gülüp geçeceğim. Çünkü konta geri kavuştum. Onur.
Alışveriş görevi sonunda ev halkı adına toplam 53 lira kazandın. Ev halkının alışveriş görevinde kazandıkları 53 lirayla hazırlayacağı alışveriş listesi şimdiye kadarki en çabuk ve en sorunsuz liste hazırlığı olacak gibiydi. Eve döndüğünüzde kutundaki alışveriş listesini al ve arkadaşlarınla birlikte alışveriş listesini hazırlayın. Hazırladığınız listeyi kilere bırakın. Şaka değil mi? Listeden seçtiğiniz ürünler en kısa zamanda kilere bırakılacak. Hepinize afiyet olsun. Abi o kadar efendi durduk ya. Bütün her şeyi ona bağlama ya. Sen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok. 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Tam bütün her şeyi ona bağlama ya. Sen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok. 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Bunda mı? Var mı? Sen var mı? Hüseyin mi? Aynen öyle. Hiç işim olmaz. Rezan mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seda mı? Geçemiyorum, orada kaldı. Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz. 64 çift sıfıra gönder. Perşembe saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Alışveriş görevinde toplanan 53 liranın yarattığı büyük hayal kırıklığıyla eve dönen 10 yarışmacı için alışveriş listesi hazırlama zamanı geldi. Hatta arkaya direkt yazalım ya Rezan. Hiç bunlara bakmayalım yani. Arkaya direkt yazamazsın. Bak kayar mısın? Çünkü burada fiyat var ve 53 lirayı tamamlamamız lazım. Big Brother Türkiye evinde Sinan 3 kez haftanın lideri olmuştu. Sinan alışveriş listesi oluşturma konusundaki tecrübesini ilk kez lider olan arkadaşı Onur'la paylaştı. Evet. Ana ünlüğümüz ne bizim? Söyleyin. Önce makarna alacağız. Makarna. Evet. Kar. Salça var ne? İçeride ama alacaklar. Salçamız lazım. Alışveriş görevinde köpeği kontu geri alabilmek için 100 liranın altında para kazanan Onur, Big Brother'la görüşmek için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Kimse Onur'un bilerek 53 lira kazandığını bilmiyordu. Bu sır Big Brother ve Onur arasında kaldı. Onur, seni tebrik ederim. Umduğumdan bile iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. Senin sayende bu hafta evin haftalık bütçesi 53 lira oldu. Onur, kont en kısa sürede sana dönecek. Anlaştık. Zamanını ve yerini sana telefonla bildireceğim. Bu yüzden kulağın telefonda olsun. Tamam. Onur Big Brother'la görüştü. Artık aklı sadece çalacak olan telefondaydı. İyi misin? İyiyim. Ne oldu? İyi bir şeyler söyle. Telefon çalarsa kimse bakmasın, ben bakacağım. Tamam. O kadar, başka bir şey yok şimdilik. Onur köpeğini kazanmak için arkadaşlarının 53 lirayla geçinmesine göz yumdu. Ancak bu durumdan haberi olmayan Rezan ve diğerleri Onur'a destek oldu. Seninle alakalı hiçbir şey yok. Bak çok ciddi söylüyorum. Aç da kalmayız. Oraya da söyledik her şeyi. Tamam mı? Vişne reçeline kadar söyledik. Tamam mı? Zaten şey yazdık. Arsel ve Hüseyin ise Onur'a kazandığı paraya olan tepkilerini eleştiri yaparak göstermeyi tercih etti. Kim yiyecekse de afiyet olsun, ben yemeyeceğim. Ne yapacağım, bir hafta hiçbir şey yemeyecek misiniz? Her gün makarna yedim, başka bir şey yemedim, tavuk da yemedim, hiçbir şey yemedim yani. Bir tek makarna yedim ben. İki tane tavuk geldi, bir tanesi zaten pişmedi, pişmemiş tavuğu zaten yemem. Ya bu sefer de yemek yapıldı, şey yapmadım bilerek, ben makarna biliyordum yani, herkes alıyor kalmıyor yani. O yüzden makarna yaptım ben. Ben bugünü bekliyordum. Bugün belki çok para kazanırız, işte yok protein, işte ağırlıklı alırız bilmem ne. Antrenman, Arsel'le falan konuşuyorduk, antrenman yaparız. Yaşadıkları hayal kırıklığının etkisi o kadar büyüktü ki ağaç evdeki herkesin mutsuzluğu yüzünden anlaşılıyordu. Söz dönüp dolaşıp alışveriş görevinde atışların sorumluluğunu üstlenen haftanın lideri Onur'a geldi. Bir de ben Onur'a da söyledim. Onu zaten bir toplantı yapılmalıydı, o şekilde karar verilmedi oraya seçilen. Ne olursa olsun. Ama sordu o da ya, oynamak isteyen var mı dedi sonuç olarak. Ya Rezan o oynasın dedi, sen oyna dedi. Ben atardım yani.
Ama abi bilemezsin ya. Onurluk bir şey de yok şimdi burada. Ya onurluk bir şey yok. Hayır, sadece acele karar verdi. O da kabul ediyor. Sıkıntıya ve gerginliğe gelemediğini her fırsatta dile getiren Arsel, alışveriş görevi sonrası oluşan havadan etkilenmişti. Arsel, iyi misin? Ne oluyor? Ha? İyiyim. İyiyim yani, boş boş konuşuyorlar, sinir ediyor yani insanı. Ay, ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya bana ne dedi ya? Benim çok sinirim bozuldu. Durur musun? Hayır, durmuyorum. Benimle konuşmalarına dikkat edecek. Böyle bir şey yok, anladın mı? Kafasına göre istediğini söyleyip istediğin zaman istediği yerden gidemez yani. Böyle bir şey yok bu evde. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden İdil ve Arsel için haftalık kavga vakti gelmiş gibiydi. Ağaç evden süratle inen ikili arasında adeta kovalamaca yaşandı. Kovalamaca erkekler odasında son buldu ve ikili arasında sesler yükseldi. Babam bak, bana kafanı her esneni söyleyip gidemezsin Arsel, tamam mı? Aptal saptal davranamazsın. İyiliğin için bir şey söylemeye çalışıyorum. Tamam İdil, çekil. Saçma sapan konuşuyorsun. Ağzına her geleni söyleyip ondan sonra uyumayı tamam, mı bilirsin? Tamam İdil, özür dilerim, tamam. Ne özür dilerim? Tamam, ya, hadi lütfen. Kötü bir şey tam yapmaya yanında çalışmıyorum olma şu burada. An. Ne sonuç? Uzaklaşıyorum. Ben sana o gün de aynısını dedim. Uzaklaş. Şu ne anlarında olacak? Benden uzaklaş, tamam? Kırmak uzaklaş istemiyorum lütfen. Tamam, tamam mı? Ne yapacaksın? Tamam, kır. Hadi bakalım. Böyle anlaşıyorsak böyle anlaşırız. Sanki normalde kırmıyormuşsun gibi kırmayayım diyorsun. Geçtiğimiz hafta erkekler lütfen odasında yaşadıkları kavgadan bir hafta sonra İdil ve Arsel yeniden aynı durumdaydı. Lütfen konuşmak istiyorum tamam, seninle. Tamam, konuşan bir şey yok, çıkar mısın? Tamam, ne oldu durup dururken? Hiçbir tamam, şey, şey yoktu, yok. Ne evet, oldu? Hiçbir şey yok. Ne o zaman? Neden bana böyle davranıyorsun? Böyle istiyorum şu anda, o bunu kadar mu hak ediyorum? Tamam, şu an böyle istiyorum, tamam. Şu an böyle istiyorum ne demek? Şu an beni gerçekten kırıyorsun ve bir sebebi yok. Arsel uyurken İdil sessizce sadece onun yanında olmak istediğini hissettirmek için yatağının yanında oturmaya devam etti. İdil Arsel'in başucundaydı ama aslında kendiyle baş başaydı. Arsel ve İdil arasındaki tartışma yükselen seslerin ardından yerini sessiz çığlıklara bırakmışken salondaki kızların gündemi ise kazandıkları 53 liralık bütçe ve her geçen gün zorlaşan Big Brother evi şartlarıydı. Ne kadar şey bir şey bu ya. Gerçekten zorlaşıyor. Aslan'ın ağzında dediği doğruymuş. Aslan'ın ağzından çıkartıp 50 lira alabildik yani. Elimizi ısırdı. Sinan ise salondaki kızların henüz fark etmeye başladığı Big Brother Türkiye evinin zorluklarını daha önceden anlamış ve bu durumu arkadaşlarıyla kendine has üslubuyla paylaşmıştı. Ben sana dedim, burası Big Brother. Çaklar her an değişebilir. Canın sağ olsun lan, soğan ekmek yeriz. Sen ne yapın, burası Big Brother. Yani var ya, yemin ederim burada artık her şey bana çok şey geliyor, normal geliyor. Hayır, sana bir şey söyleyeyim, aynen. Demek ki dışarıda çok büyük bir olayla karşılaşsak diyeceğim ki, bu çok normal. Seda'nın ise tüm yaşananlara rağmen iç bahçede kurulu olan ve aniden çalarak ev halkına sürprizler yaşatan telefon kulübesinden gelebilecek bir aramaya dair pembe hayalleri vardı. Telefonda bir görev mutlaka verilir. Onu uygularsanız para ödülü 1000 TL mesela alışveriş çeki gibi bir şey. Ya da bugün bu ziyafet bu akşam. Ya yarın. Kimse tuvalete çıkmasın, yediğin karnında kaldı. Eritmeyin. İdil ve Arsel arasındaki tartışmaya kısa bir mola verildi. Sessizlik sürerken tartışmanın taraflarından İdil, salonda bulunan arkadaşlarının yanına geçerken Arsel tek başına ağaç eve geçti. Ağaç evde mi? Bakayım mı? Bakmayın, bakmayın. Gitmeyin, yalnız kalmak istiyor. Dur bakayım. Gitme bebeğim, yalnız kalsın diye gitmiyoruz zaten. Tamam, ben görmedim. Nerede? Yatıyor mu, kalkıyor mu? Hiçbir şey görmedim ki. Şuradan oturuyor bakacağım. Orada. Görmediği şey yapmıştır, sinmiştir. İdil yaşadıkları tartışmanın ardından Arsel'in yanına gitmemeyi tercih etti. Ancak arkadaşlarına bu durumu açıklamakta zorlandı. Ağaç evde değil mi? Niye abi? Hava çok soğuk. Tam da yani gidip uyandırıp gitmesen iyi olacak yani. Bir yalnız kalsın diye gitmiyoruz zaten. Onu bırak, sen gitsene. Sen niye gitmiyorsun? Yalnız kalsın. Onu demek istiyorum yani, gitme derken işte şu an ben de. Onu da anlamadı yani. Söylesene, ben gideceğim. Sen niye gidiyorsun? Ya.
Yani birinin gidip konuşmasını bilerek istemiyorum. Hani düşünsün biraz, ben gideyim sonra diye. Mantıken biri gidip konuşunca konuşacak bir şeyim kalmıyor çünkü. Gökçen yeni barıştığı Arsel'in ağaç evde soğuk havanın altında uyumasına daha fazla dayanamadı ve yanına gitti. Daha önce birbirlerinin her zor anında yan yana olmayı başaran iki dost yeniden aynı iletişimi sağlamayı başarabilecek miydi? Arsel, hasta olacaksın biliyor musun? Niye? Burada uyurken. İyi geldi havaya. Gökçen adeta bir anne gibi Arsel'in yanına giderek kalkıp yerine yatmasını istedi. Gökçen'in isteğini yerine getiren Arsel eve geri döndü. İdil'in aşık olduğu adama iyilik yapan Gökçen hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ben sana gitmediğim dedim, halde neden gittin acaba? E tamam, çünkü ben bilerek bırakmıştım, gidip kaldıracaktım ve sana gitme dedim yani. Şey istedi benden, özür dilerim. Arsel'e olan öfkesini Gökçen'e yönlendirmeyi tercih eden İdil'in yaptığı çıkışla Gökçen ve İdil arasındaki tansiyon uzun bir aradan sonra yükseldi. Ama sana gitme dedim de yani bana dönüp İyi bakmıyorsun de. Bile. Bir sebebi var ki dedim yani. Ben de yani arkadaşım olsun üzüldü. Bundan sonra gitmem kimsenin yanına. Problem ay Gökçen'e ama yanlış sonra anlıyorsun her şeyi ya. Ya ama sen ise ki yaptığı suratı aynaya bakarsan görürsün. E dinleseydin yapmazdım o zaman. E ben her şeyi dinlemek zorunda mıyım? Ne dedi, uyudum mu bakıp geleceğim demedi mi? Hı hı. Ben de gelip bana söylemesini bekliyorum ki gideyim yani. E sonra ikisi beraber gelince haliyle bozuluyorum, kusura bakmasın. Bir şey olduğundan değil yani. Ben de bir aynısını yapacağım. Sen anlıyorum. Ne diyecekti yani bana? Çünkü bu benim barışmam için bir şanstı, anladın mı? Al şimdi odasına mı gideyim? Konuşacaktım orada yani. Git de konuş ya. Bugün uyuyor, neyle konuşacağım? Uyumuyordur ya. Evet, daha yeni yattın. Tamam, ne diyeceğim yani? Konuşalım bir de biraz, iyi misin? Konuşmak biraz istemiyorum dedi. Ne, 5 kere sordum, ne yapabilirim yani? Kafayı yiyeceğim ya. Ağaç evde uyuyakalan Arsel'i uyandırdığı için İdil'le gerginlik yaşayan Gökçen giyinme odasında Rezan'la dertleşti. Ama bana tavır yapması yanlış, ben ne yapayım yani? Ayrıca ben birisi bana gitme dediğinde ona uymak zorunda değilim. İstediğime giderim, istediğime gitmem yani, böyle söylerse. Evet. Sinirlenirim yani. Yaşadığı iki tartışmanın ardından İdil'in aklı erkekler odasında bulunan Arsel ve kızlar odasında bulunan Gökçen'deydi. Bakalım İdil ilk olarak hangi isimle barışmayı başarabilecekti? Uyudu mu Gökçen? Hayır. Hangi konuşayım şunu, içim rahat etmiyor benim ya. Üf. Allah. Ben konuşmayı da başaramıyorum galiba. Gel. Git. Gel buraya. Git. Gel buraya. Sen beni niye anlamıyorsun? Anlam, çocuk hasta mı olsun? Arkadaşım oldu. Hayır, biz onu orada bilerek bıraktık. Çünkü ben gidip uyandıracaktım onu. Sana diyorum ki gitme. Anlamıyorsun. Ne bileyim, bana birisi bir şey ya, yapma dediğinde yaptım biliyorsun. Aa, seni yerim. İki yakın dost arasına giren kara kedi çok uzun kalmayacak gibiydi. Birlikte birçok olay atlatan, aşklarını, mutluluklarını, üzüntülerini paylaşan ikili bu sorunun da üstesinden karşılıklı anlayışla gelmeyi başardı. Big Brother Türkiye evine kim veda edecek? Funda mı? Hüseyin mi? Aynen öyle. Hiç işim olmaz. Rezan mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seda mı? Geçemiyorum, orada kaldım. Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz. 64 çift sıfıra gönder. Perşembe saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Gökçen'le barışan ancak Arsel'le konuşup konuşmama arasında gidip gelen ve bu durumu sessiz bir bekleyişe çeviren İdil, iç bahçedeki arkadaşlarının yanına gitti. Ne oldu siz Arsel? Barışmadık. Neden? Barışmadık çünkü. Ne oldu, bana anlatır mısın? Herkes biliyor, ben bilmiyorum bir tek. İdil evde yaşanan hiçbir konuyu kaçırmak istemeyen Funda'ya Arsel'le olan tartışmasının iç yüzünü anlatmaya başladı. Yani aslında benle ilgili bir olay var. Ben biraz moralim düşük 2-3 gündür benim. Biraz aileme kırgınım. Ben de ona bunu anlatmak istedim. O da beni dinlemedi. Ben bozuldum ama bir şey söylemedim. Sonra ben onun yanına gittim dışarıda. İşte
git ya falan filan dedi. Ben de dünden zaten bozuktum ya. Arada bir sürü olay var da. Yani aradaki olaylar bizim cilveleşmediğimiz an makara yapıyoruz. Anladın mı? Barışacağımızı biliyorum çünkü. Git dedi. Ben de dedim ki sana sormuyorum gelip gelmek istemedim. Şu an senin için bir şey konuşmayacağım. Sadece dedim yanında oturacağım. Git demiyor muyum ben sana? Dinlemiyor musun? Sen beni duymuyor musun? Falan dedi bana böyle. Bağırdı falan. İdil erkekler odasında Arsel'e yaptıklarını olduğu gibi değil de düşündüğü gibi anlatmayı tercih etti. Dedim ki böyle konuşamazsın benimle. Kafan estiği gibi konuşamazsın. O da çık git bilmem falan filan söyledi. Ben ne zaman istersem o zaman çıkarım dedim. Uyuyacağım çık dedi. Çıkmayacağım dedim ben de. Rahatsız ol, uyumayacaksın o zaman dedim. Uyuyamadı o da. İki saat yatağın başına tur attım. Yaptım. Sinir oldu o da. Uyuyamadı. El ayağı tutuyor sinirden. Sonra en son Hüseyin abi girince çıktım uyuyacak diye. İdil'in gündemi tamamen Arsel'ken, Arsel'in gündemi 53 lira kazanmalarıyla sonuçlanan alışveriş göreviydi. Sana ben bir şey söylesem inanır mısın? 16 milyon hesaplayacaklardı. 16 milyon liralık bütçe çıksaydı bunlar 16 milyon lirayı otururdu öyle 5 kişi yapardı. Şunu mu alalım, şunu mu, şundan şunu yaparız, bundan bunu. Enerji sarf etmezsek fazla. Ben o yüzden ben yatakta. Şuraya da gitsem muhabbet yapacağım. Burada da muhabbet yapacağım. Evde tüm yaşanan olayları oturduğu köşede uzaktan izleyen bir isim vardı. Haftanın lideri Onur. Dış bahçede kendisiyle baş başa kalmayı tercih eden Onur, kontu geri almak için ev halkına yaşattığı bütçe krizinin ardından olanları gözlerini kırpmadan izliyordu. Bir tarafta kontu olan sevgisi, diğer tarafta ev arkadaşlarına olan bağlılığının yarattığı ağırlığı yüreğinin terazisine koymuş, hangisinin ağır basacağını bekler gibiydi. Belki de tüm olanlardan sonra Onur'un iç sesi Gökçe'nin ağzından dökülen sözler olarak karşısına çıktı. En azından bir toplantı yapıp hani bir şey belirleyebilirdik. Çok ani bir şekilde karar verdin. O da senin hani şeyin hata evet küçük bir hata hatam evet. Birer tane atsaydık. Herkes birer tane atsaydı ya da konuşsaydık böyle hep birlikte olabilir. Senin de acemilik olabilir yani her şey olabilir. Ben de çıksam belki ben de atamayacaktım yani. Hani burada tek bir kişiye yüklenmek değil ama amacım. Ay Gökşen haklısın doğru söylüyorsun. Gerçekten hani amacım yani. Tek bir kişiye yüklenmek değil ama bak bu kişi 50 TL'li 10 kişi doyacak. Yani çok zor bir şey. Onur olduğu yerde hareketsiz bekliyordu. Yanındakilerse durmadan değişti. Teşekkür ederim hepinize çok teşekkür ederim. Bütün her şeyi ona bağlama ya. Sen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Tam bütün her şeyi ona bağlama ya. Sen defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Kanki acelen yok odaklan. Evet. Big Brother tarafından verilen gizli görevle peluş köpeği kontu yeniden görebilme şansına sahip olan Onur, gizli görevi başarıyla tamamlayarak ev halkının alışveriş görevinde 100 liranın altında kazanmasını sağladı. Sert. Biraz yukarıdan Onur. Şimdi ise tek bir isteği vardı. Konta bir an önce kavuşmak. Ancak bunu arkadaşlarından gizliyordu. Alışveriş görevi sonrası oldukça üzgün görünen Onur, iç bahçede bulunan telefonun çalması durumunda kendisinin açmak istediğini arkadaşlarına belirtmişti. Ev arkadaşları nedenini bilmese de çalan telefonu Onur'a haber verdi. Onur telefon! Onur! Abi şurada... Bakalım heyecanla kulübenin içerisinde bulunan telefonu açan Onur, konta kavuşacak mıydı yoksa kendisini başka bir sürpriz mi beklemekteydi? Alo? Onur. Evet. Tebrik ederim. Telefonu vaktinde yakaladın. Koştum. Şimdi bir süre sana müzik dinleteceğim. Tamam. Anlaştık. Bekliyorum. Unutma. Müzik bitmeden telefonu kapatamazsın. Tamam. Eğer telefonu kapatmak için müziğin bitmesini beklemezsen bir daha telefon çalmayacak. Tamam.
Onur Kont'tan bir haber beklerken Big Brother Onur'a ruhun gıdası olan müzik dinleteceğini söyleyerek büyük bir sürpriz yaptı. Onur müzik kesilene kadar telefon avizesini kulağında tutmak zorunda. Aksi takdirde görev başarısız olur ve telefon bir daha çalmaz. İnşallah kontu geri alacağım. Bu şarkıda neyi dinliyorum bilmiyorum. Güzel şarkı ama. Bilmiyorum var. Bu şarkıyla kontun ne alakası var ama. Abi biz ne yapıyoruz ya? Bizim amacımız ne? Bunu dinliyorum şu an kulübenin ortasında oturdum. Ortası diyeceğim zaten küçücük bir kulübe yani daha ne kadar ortası olur ki. Ama ben ne diyeceğim bilmiyorum yani şimdi bir saattir bekliyorlar ve müzik çaldı onu dinledim dersem herhalde beni gırtlağımdan sıkarak böyle ümüğümü çıkartırlar yani. O yüzden söylemeyeceğim. Var ya yerlerde ya yemin ediyorum bitti yani. Rahmetli dedem vardı benim telefonu böyle arardı bizim. Bir konuşurdu var ya 3 saat bırakmazdı. Tam dedi akşamlar dedim. Oğlum torunum bir şey daha diyeceğim sana. Bana anlatır bitmez yemin ediyorum var ya. 3 saat telefon konuşması yaptığımı hatırlıyorum ben sadece tek başıma dedemle. Abi aynı şarkı kafa yedirtir adama. Dinlememek için konuşuyorum şu an o müziğin sesini bastırmaya çalışıyorum ama gene olmuyor. Arkadaşlar da merak ediyorlar hala ne diyecekler diye. Söylemeyeceğim. Gizem yaratacağım. Cool olacak. Başardın mı görevini? Yok. Bir şeyler konuştuk. Ne konuştun? Aramızda ya? Kalacağını söz verdim. Bizim de aramızda kalacak söz. Teşekkür ederim kahve için. Eline sağlık çok güzel olmuş. Bütün her şeyi ona bağlama ya. Etemez defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Tamam bütün her şeyi ona bağlama ya. Etemez defol git dedi. Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Söyleyecek bir lafın yok 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Her zaman büyük bir neşeyle evin içinde dolaşan Onur, çalan son telefonu konta kavuşma hevesiyle açmış ancak işler onun umduğu gibi gitmemişti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Onur yatağına çekilmiş, kontu ne zaman geri alacağını düşünüyordu. Abi sanki böyle bir... Ne yapıyorsun? Telefon çalıyor. Ne yapayım çalsın? Abi ben açacağım. Beklesin. Derken telefon çaldı ve Onur için yeni bir umut ışığı yandı. Gidelim alalım mı lan telefonu elinden? Haydi lan! Gidelim alalım telefonu. Alo. Konta kavuşma hayaliyle yaşayan Onur büyük bir umutla telefonu açtı. Bakalım Onur bu kez ne ile karşılaşacaktı? Onur. Evet. Azminden dolayı seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Senden istediklerini eksiksiz yerine getirdin. Sana söz verdiğim gibi hasret bitti. Görüşme odasında seni bekliyor. Tamam, teşekkür ederim. Büyük kavuşma anına sadece saniyeler vardı.
Kont'a kavuşan Onur bir anda tarif edilemez bir mutluluk yaşıyordu. Teşekkür ederim. Sana kavuşmak kolay olmadı. Elimden ne geliyorsa yaptım. İçerideki 9 kişinin aç kalmasının sebebi oldum. Oh! Ama bana Big Brother bir görev verdi. Bana bir şans tanıdı ve bu şansı en iyi şekilde değerlendirdim. Yeah! Onur'un çözmesi gereken ufak bir sorunu daha vardı. Kont'u geri alan Onur'u bekleyen soru işaretleriyle dolu gözler. Hey Kont! Benim şeyim nerede? Today? Abi bilmiyorum vallahi. Benim resmim nerede? Sen de çağırak, sen de konuşsana. Sen görevini tamamladın ve Kont'u kazandın telefonda. Bence konuşa bundan konuşa. Sonraki de senin. Benim resmim nerede? Abi vallahi bilmiyorum. Niye söylemedin oğlum o zaman? Resmi versinler. Niye söylemiyorsun abi? Aklıma gelmedi abi. Nasıl gelmedi? Utan! Utan! Buranın ne oldu? Şşş, genç gelsene mi sen buraya? Ya abi ne oldu biliyor musun? Buranın oldu buranın. Hoppa. Nasıl aldı kontu? Telefonla mı kazandın? Hayır canım. Bakalım Onur kontu geri almasını nasıl açıklayacaktı? Ben görüşme odasına çağırdı beni. Kont üzerindeydi şeyin. Koltuğun ya üzerindeydi. Ya genç gelsene şuraya. Sordum sen. Ne oldu dedim falan. Vay be. 5 günlük bir imtihan yaptım sana dedi. Kont'tan ne kadar uzak kalabileceğine baktım dedim. Tebrikler geçtim falan filan. Abi ne oluyor? Abi yemin ederim ısıttırırım. Kolunu bacağını kopuklarım. Konta dokunma. Yaklaşmayın. İdil'le Arsel arasında gergin anlar yaşanmaya devam ediyordu. İkilinin arasındaki gerginlikler bugüne kadar genellikle İdil'in alttan almasıyla sona erse de bu kez farklı olacak gibi duruyordu. Bazı şeylerin anlığına kadar bir mesafe bırakmaya sen karar verdim. Sen de bence bazı şeyleri bazen anlaman gerekiyor, anladın mesela, mı? Mesela? Kendi yapılmasını istemenin şey başkasına yapmazsın. Mesela? Bir. Ay ikincisi benim de çok alındığım şeyler oluyor ama ben sana hiçbir zaman böyle tepki vermiyorum. Mesela? Uzaklaş bilmem ne defol git öyle ne, böyle tepkilerde. Ne bu kırmızının ortada mı görüşeceğiz? Ya ne ya? Tutarsın, dersin ki Arsel'cim biraz kafam bozuk, bir konuşalım mı biraz bilmem ne, bir şey anlatarsın. Ben de sen bir şey anlatırken böyle durup dururken yürüyecek değilim değil mi? E tamam sen de bana bir şey ben diyorsun. Ben bir şey anlatamıyorum. Ya burada boş boş dolaşıyoruz, makara falan gülüyoruz. E tamam benim de moralim bozuk yani, anladın mı? Ben de bir şeyler var ve yaptığım bazı hareketleri şu an kapatmak için yapmaya çalışıyorum, anladın mı? Anlatamıyorum. Arsel, İdil'in nedenlerini anlamsız buluyordu. İdil'in ise Arsel'in soğuk tavırlarına ve ilgisizliğine karşı sabrı taşmak üzereydi. Sen kendi olayını bana çevirmeye çalışıyorsun da boşuna uğraşıyorsun. Neyi sana çevirmeye çalışıyorum? Ne bileyim söyle. İşte öyle yaptım, ben yapmazdım, şöyle yaptım, bilmem ne yaptım. Evet öyle ne yapıyorsun ya? Çünkü. Ne yapmışım? Her seferinde haklı olmak zorunda değilsin. Bir kendi yaptığın şeyleri de görebilirsin bence şu an. Ben de düştüğüm zaman benim boynum ağrıdı. Ama ben sana hiçbir zaman hangi defol git demedim yani, anladın hangi mı? Tam bütün her şeyi ona bağlama ya. E sen neye bağlıyorsun? Aynı şeye bağlıyorsun. Arada fark mı var? E işte söyleyecek bir şey olmayınca gidiyorsun böyle. Söyleyecek 50 tane şey. Konuya geçiyoruz. Sen bana defol git dedin. E öyle o konuya dedin. Geçiyoruz. Sen bana defol git dedin. E öyle dedin demedin takıntılı mi? Takıntılı mısın nesin anlamıyorum ya. Takıntılıyım. Yani. Bir sen takıntısızsın. Söyleyecek bir lafın yok. 50 kere aynı şeyi söylüyorsun. Aynen. İşte ben de anlamış oluyorum neyin ne olduğunu. Ne yazık ki ben de bana değer vermeyen birine değer tamam, vermişim. Evet. Evet öyle. İdil bir kez daha Arsel tarafından yalnız bırakılmanın acısıyla kendini bahçeye attı. Gözyaşlarıyla tek başına kalan İdil'in sessiz çığlıklarını duyan isimse Seda oldu. Aşkım. İdil. Gel, gel oturalım, gel. Gel, ben de kavga ettim, gel. Çok duygusuzlar.
Çok sinirim bozuldu. Seda İdil'i sakinleştirmek için yanında olduğunu unutmuştu. Bir süredir onunla problem yaşayan Seda da İdil'le birlikte isyan etmeye başladı. Bu ne böyle duygusuzluk ya? Egoları çok tavan. Yani ben anlamadım. Biz mi yaptık bu hale getirdik? Bu ne ya? Biz yaptık tabii. Etrafı fır dönüyorum. Kahve getir. Yemeğimi yıka. Bulaşımı yıka. Benim bir kere onun yanına gittiğim tüme çıkmış mı? Ben bunu gerçekten hak etmiyorum ama ya. Benim bile gibi bir şey söyleme. Aynen. Seda, Arsel'le İdil arasındaki anlaşmazlığı bitirmeyi kendine görev edinmişti. İdil'i sakinleştirmeyi başaran Seda, bakalım kafasını dinlemek için kendini odaya kapatan Arsel'i yumuşatabilecek miydi? Arsel sen misin? Evet. Ben de sana bakayım dedim, merak ettim. Ha, ben... Niye odaya gitmiyorsunuz? Ya biraz kendini hissetmiyor da İdil. Hissetsin. Ağlıyor, şey yaptı, çok kötü. Gerek yok ya, saçmalamasın. Güzel bir şey söyle de onu ileteyim bari, tamam, çok ağlıyor. Tamam, güzel bir şey söyle o zaman benim adım. Ne söyleyeyim? Ya cıvıtma. Güzel bir şey söyle. Seni çok sevdiğini söyle de diyeceğim. İdil'i moral bozukluğuyla dolu uzun bir gece bekliyordu. Neyse ki Seda İdil'i yalnız bırakmaya niyetli değildi. Gittim erkek kapısını tık tıkladım. Dedim gelsen ne yapıyorsunuz? Sesiniz çıkmıyor. Dedim ki ben ne İdil dedim, bahçedeyiz dedim. Bak dedim kız üzgün dedim. Güzel bir şey dedi ki saçmalamasın, niye ağlıyor dedi. Takılacak bir şey yok dedi. Hallolmayacak bir şey yok dedi. 2-3 haftaya gideceğiz hepimiz zaten. Hepimiz... Git diyor. Dilinde git diyor. Senin kalbini ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Bilmiyorum işte. Sen olmazsan canı sıkla burada. Brother Ev halkı, yorucu geçen bir gecenin ardından yeni güne uyandı. İdil Arsel'le yaşadığı tartışmanın sinirini hala içinde taşıyordu. Arsel'in kendisine haksızlık yaptığını düşünen İdil, evde gördüğü herkese dert yandı ama ne yazık ki ev halkından istediği ilgiyi göremedi. Dün gece Arsel'le bir kavga ettik. Geldi bana şey dedi işte hani bu konular hakkında ne konuşuldu falan filan dedi. Ben de dedim ki bütün yerime gelmek bunu söylemek için, bunu öğrenmek için mi geliyorsun? Bir sana söylemeyeceğim. İki hani normal şartlarda da söylemem zaten dedim yani. Kalktı ya öyle bağırdı çağırdı gitti odasına. Ama bağırdı yani. Ya evet canım, makara yaparak söyledi. Yani sen de. Bu sırada alışveriş görevinde yaşadıkları moral bozukluğu yüzünden uyanmakta zorlanan isimlerse büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim. Kıpırdama. Ağır çekim. We'll be right back.
Brother Türkiye evine kim veda edecek? Funda mı? Var mı? Sen var mı? Hüseyin mi? Aynen öyle. Hiç işim olmaz. Rezan mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Seda mı? Geçemiyorum, orada kaldı. Evden gitmesini istemediğin yarışmacının adını yaz. 64 çift sıfıra gönder. Perşembe saat 16'da oylama sona erecek. Eleme listesine siz girdiniz. Artık seyirci karar verecek. Big Brother Türkiye cebinde. Uygulama marketinden hemen indir. An be an evde neler oluyor? 7/24 online yayına gir. Evde hiçbir anı kaçırma. Desteklediğin yarışmacıya uygulama içinden kolayca SMS oyu gönder. Her hafta yenilenen anketlerimize katıl. Yarışmacılarla ilgili tüm bilgilere anında ulaş. Big Brother Türkiye uygulamasını hemen indirin. Hüseyin! Çabuk gel, çabuk gel! Çabuk telefon, üzerine tişörtünü giy, çabuk gel. 5 metre ötede telefon kulübesinin orada duracaksın. Oradayken sana ne olduğunu söyleyeceğim. Çabuk! Ne çabuk? Sevda yenge burada şu an kendisi tam karşında duruyor. Balım seni çok özledim, nasılsın diyor. Ben de onu çok özledim. O nasıl? Ne yapıyor? O da sizi çok özlemiş. Ondan sonra ne yapıyor, nasılsınız diye soruyor. Onur, resminin olduğu kutuda seni iki ayrı sürpriz beklemekte. Kutunu açmalı ve bir tanesini seçmelisin. Kutunu sadece sen açabilirsin. Arkadaşlar o zaman şöyle şey açalım ya. Bir tezahürat falan. Ya, tamam. Ya. Hadi yapalım. Hadi.